Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli STK temsilcileri, değerli basın mensupları, çok kıymetli katılımcılar ve ziyaretçiler, açılış törenimize hoş geldiniz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere kısa sürede yaptığı birbirinden güzel projelerle fuarcılık sektörünün Bodrum'da yerleşmesi ve büyümesi için büyük özveri ve fedakarlık ile çalışan İdeal Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Karakaya'yı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Başkanım, değerli STK temsilcilerimiz, değerli katılımcılarımız, basının değerli üyeleri ve değerli misafirlerimiz, bu yıl 5.sini düzenlediğimiz 5. Bodrum İnşaat, Gayrimenkul, Yapı, Dekorasyon ve Güneş Enerjisi Fuarımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye'de turizm denince ilk akla gelen yer olan Bodrum'da fuarcılık sektörünü geliştirmek için idari fuarcılık olarak çok yoğun emekler veriyoruz. Bu konuda bize her zaman desteklerini esirgemeyen başta Bodrum Kaymakamımız Sayın Mustafa Çift Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bizlere yer partisinde bulunarak bu fuarların gerçekleştirilmesine imkan sağlayan Bodrum Belediye Başkanı Sayın Mimar Tamer Mandarıncı Bey'e ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Biz İdeal Fuar olarak 4 yıldır Bodrum'da farklı farklı alanlarda fuarlar düzenliyoruz. Bunların her biri bir öncekinden daha gelişerek yapıldı. Bodrum'da fuarcılık sektörü bizimle gelişti diye haklı bir övgüyü hak ettik sanıyoruz. İdeal fuarcılık olarak tarihini ve yerini netleştirdiğimiz Türkiye'de ilk defa yapılacak olan yeni fuarımızın duyurusu da buradan yapmak istiyorum. 28-29 Haziran 2025 tarihlerinde Bodrum Golf Kulübü'nde İdari Fuar, İnşaat Gayrimenkul Fuarı ve turnuvasında yine birbirinden değerli katılımcılarımızla üst düzey bir organizasyonla tekrar birlikte olacağız. Bu vesileyle yurt dışından ve yurt dışından katılım gösteren tüm firmalarımıza ve fuarımızın ana sponsorluğunu üstlenen VESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Veli Özdağ Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi fuarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Yürüyorum. Konuşmasından ötürü İdeal Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Karay'a teşekkür ederiz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Bodrum Solar Firma sahibi olan Metin Açlığını kürsüye davet ediyorum. Sayın misafirler, değerli katılımcılar. 5. Bodrum İnşaat Gayrimenkul Dekorasyon ve Güneş Enerjisi Fuarı'na hoş geldiniz. Bugün burada Güneş Enerjisi inşaat sektörünün potansiyel ve avantajlarını konuşmak için bir araya geldik. Güneş Enerjisi evlerimizin ihtiyaçlarını karşılamakla beraber bize önemli fırsatlar sunar. Güneş panelleri sayesinde evlerimizin enerjisini üretir ve maliyeti azaltır. Hem de sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturur. Ayrıca entegre ısıtma soğutma sistemleri verimliliğimizi artırır, konforlu yaşam alanları yaratabilir. Önemli bir konu güneş enerji sistemleri kesintisiz enerji sağlamaktadır. Ve bugün biz standımızda da bugün bir evimizin ihtiyacı eğer ki elektrik ise
Bugün soğutma, ısıtma, ısı pompası, elektrikli aracımızı her şeyin başına sarabiliriz. Ve bunun için de bizim inşaat firmalarımızla biz bunu paylaşıp onlar için ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz, bunu konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Ve bunun için elimden ne gelirse yapmaya hazırız. Ve bugün bir evde, evet elektriksiz bir ev düşünebilir misiniz? Yani düşünemezsiniz. Ve bunu biz güneşten almamız lazım, güneşten almamız gerekir. Ve olmazsa olmazımız, inşaatta da bunu inşallah yapmak için elimden ne gelirse yapacağız. Çok sağ olun, şükürler. Sayın Metin Bey'e teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Global İpek firma sahibi olan Ramazan İpek Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı, değerli katılımcılar, inşaat ve yapı sektörünün saygıdeğer temsilcileri, kıymetli misafirler, hepinizi Bodrum'da düzenlenen bu önemli inşaat ve yapı fuarına içtenlikle selamlıyorum. Hoş geldiniz, dileklerimi iletiyorum. Bodrum'un tarihi mirası, doğal güzellikleri ve kendine has yapısal dokusuyla Türkiye'nin ve dünyanın gözlerinin bölgesi olduğunu biliyoruz. Ancak bu güzellikleri koruyarak gelişmek ve geleceğe taşımak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bugün burada bir araya gelmemizin amacı sadece sektördeki yeni ürünleri ve teknolojik yenilikleri tanıtmak değil. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, doğaya saygılı yaklaşma ve yerel değerleri koruma konularında farkındalık oluşturmaktır. İnşaat ve yapı sektörü kentlerin kimliği belirleyen en önemli etkilerinden biridir. Bu nedenle Bodrum gibi eşsiz bir bölgede inşaat faaliyetlerinin büyük bir özenle doğa ve tarihle uyumlu bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Biz Global İpek yapı gayrimenkul aşağı olarak bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve yatırımlarımızı bu yönde yapıyoruz. Bu fuar sektöründeki profesyonellerin, yatırımcıların ve yerel yönetimlerin bir araya gelerek bilgi alışverişi yapabileceği, yeni projeler için ortaklıklar kurabileceği verimli bir zemin oluşturuyor. Aynı zamanda inşaat sektöründe çevre dostu malzemeleri ve teknolojileri önemli vurgularken Bodrum doğa dokusunu ve kültürel mirasını korumak sorumluluğumuzu da unutmamalıyız. Bodrum'un gelecekte hem turizm merkezi olarak hem de yaşam kalitesi yüksek bir kent olarak bağlarının sürdürülmesi, burada yapılacak projelerin çevresel ve sosyal etkinliklerin iyi hesaplanmasına bağlıdır. Fuarın bu anlamda büyük bir farkındalık yaratacağına ve sürdürülebilir projelere ilham vereceğine inanıyoruz. Fuarımıza katılan tüm firmalara, değerli destekçilerine, özellikle fuarda bir araya gelmemize vesile olan İdeal Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Karakaya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fuarın başarılı ve verimli geçmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Ramazan Bey'e teşekkür ederiz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Doktor Alp Gayrimenkul firma sahibi Sayın Alper Yalçın Bey'i kürsüye davet ediyorum. Değerli misafirlerimiz ve katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. 90'lı yılların sonundan beri başlamış olduğumuz yatırımcı, girişimci ve gayrimenkul son olarak da inşaat sektöründe 20 yılı geçkindir
yaptığımız çalışmalar sonrasında öncelikle Ankara merkezli olarak başlamış olduğumuz iş dünyasında şu anda Bodrum'da Miami'de, hatta Miami'deki ofisimizin işleten arkadaşımız da burada şu anda. Almanya'da, Kıbrıs'ta çeşitli yatırımlarla ülkemize istihdam sağlıyoruz. Ciddi anlamda getiri sağlıyoruz. Bununla ilgili olarak da tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük bir grubu yönetiyoruz. 9000 kişilik yatırımcı grubunun liderliğini, önderliğini yapıyoruz. Bu grubu Bodrum'a, Kıbrıs'a, dünyanın çeşitli yerlerine yatırım yaptırıyoruz. Bu vesileyle Bodrum'da ciddi anlamda 7-8 tane Bodrum ve Milas bölgesinde projelerimiz var, inşaat projelerimiz var. Bunu yürütüyoruz. Milas, Doktoray Milas Spor'un sahibiyiz. Milas Spor'una, bu bölgenin sporcularına ciddi katkılar sağlıyoruz. Bu yolda önümüzdeki dönemde de elimizden geleni yapacağımızı belirterek herkese teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sayın Alper Bey'e teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere bu fuarın oluşmasında büyük katkıları olan ana sponsorumuz Vesat Grup Yönetim Kurulu Başkanı adına Sayın Faruk Özaraz Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın misafirler, değerli iş ortaklarımız ve inşaat sektörünün kıymetli temsilcileri. Hepinizi Vesa Grup İnşaat ailesi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bodrum İnşaat Fuarı'nın bu özel açılışında ana sponsor olarak burada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Vesa Grup olarak inşaat sektöründe tecrübemiz ve yenilikçi bakış açımızla sadece Bodrum'a değil, ülkemizin dört bir yanına değer katmayı bir misyon olarak kendimize adediyoruz. Projelerimizde estetiği, fonksiyonelliği ve doğaya saygıyı her zaman ön planda tutarak yaşam alanlarını sürdürülebilir kılma misyonunu benimsiyoruz. Özellikle Bodrum gibi hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan, ön plana çıkan bu bölgede çevreye duyarlı ve modern yapıları inşa etmeye büyük övük özen gösteriyoruz. Bu fuar bizleri daha güçlü işbirliklerine ve ilham verici projelere yönlendirecek. Vesa Grup olarak bu fırsatın bir parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Değerli misafirler, Bodrum bizim dünyaya bakan yüzümüz. Bodrum dünyanın bizce göz bebeği. Bizce Bodrum demek dünya demektir. Bodrum küresel ölçekte bir markamız. Dünyanın kalbinin attığı bir yeryüzü parçasının adıdır Bodrum. O yüzden Bodrum'a sahip olmak veya Bodrumlu olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bodrum bu ayrıcalığı hak ediyor. O yüzden önerimiz Bodrum'un inşası için özel ve ayrıcalıklı bir yasa kapsamına alınmalı. Merkezi hükümet, belediyemiz el birliği ve Bodrum'un önümüzdeki senelerde bütün bir dünyanın parmakla gösterdiği bir belleğe dönüştürülmeli. Buna uygun bir imar ve inşa planı, her anlamda yaşanabilir kaliteli bir çevre anlayışıyla Bodrum hem muhafaza altına alınmalı hem de geleceğe ihtişamla taşınmalıdır. İnşaat kalitesiyle şehrin her anlamda yaşanabilir bir kalitesi acilen bizce bütünleştirilmelidir. Sadece inşaat yapmaya endeksli bir politika Bodrum'un geleceğini karartır. O yüzden diyoruz ki elimizde bir dünya markası olan bu muhteşem şehrimizi, Bodrum'umuzu her türlü siyasi mülazanın ötesinin geleceğe taşımak için merkezi hükümet belediye işbirliği çerçevesinde atılması gereken adımlar ivedilikle atılmalıdır. Bodrum sadece kontrolsüz göçün ve kalitesiz bir çevreyle bütünleşik bir inşaat sektörünün alanı haline dönüşürse korkarız ki hepimizin dizini döveceği kötücül bir gelecekle karşı karşıya kalmaktayız. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya ve Bodrum milliyetçiliği ekseninde her türlü fedakarlığı yapmaya davet etmeyi tarihi bir görev olarak addediyoruz. Başta Bodrum Belediyesi olmak üzere fuar düzenlemesinde emeği geçen tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür eder, verimli, başarılı ve ilham dolu bir fuar olmasını diliyorum. Biz Vesa Grup olarak sizlerle birlikte daha nice güzel projelere imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Katılımınız için hepinize çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Sayın Faruk Bey'e teşekkür ediyoruz.
Şimdi de fuarlar gerçekleşmesi için sağladığı alanla her zaman yanımızda olan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Yıldız Han Beyefendi'ye kürsü arz ediyorum. Sayın Kaymakam, İdari Parçalı'nın kıymetli temsilcileri, inşaat ve gayrimenkul sektörünün değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, kıymetli basın emekçileri, 5. Bodrum İnşaat, Gayrimenkul, Yapı ve Dekorasyon Fuarı'na çalışan hepiniz hoş geldiniz. Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Taman Mendirinci bugün aramızda olmadı. Maalesef ben de sizlere onun selamlarını getirdim. Çağdaş ve yenilikçi bir yaklaşımla genel değerlerimizi koruyarak marka değerlerimizi arttıran tüm etkinlik ve organizasyonlara kucak açmaya çalışıyoruz Bodrum Belediyesi olarak. Uluslararası işbirlikleri ve ihracatı geliştirme noktasında yerli ve yabancı yatırımcıları, servis sağlayıcıları ve tedarikçileri bir araya getirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. 5. Bodrum İnşaat Gayrimenkul ve Yapı Dekorasyon Fuarı'nın Bodrum'da gerçekleşiyor olmasından son derece mutluyuz. Yeni iş fırsatları, sektör liderleriyle bağlantılar kurma olanaklarının yanında sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı sunan fuarın hazırlanması ve organize edilmesinde emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Ahmet Bey, Belediye Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de fuarın gerçekleşmesinde önemli katkı sağlayan ve her zaman destekleyen halkla iç içe, halktan biri olan çok değerli Bodrum Kaymakamımız Sayın Mustafa Çil Beyefendi'yi kürsü arz ediyorum. Kıymetli Belediye Başkan Yardımcı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız, İdeal Fuarcılar Başkanı, basınımız, misafirlerimiz, fuarın destekçileri, sponsorlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Günden güne gerçekten de ideal fuarcılık görselini artırıyor. Yani ben geldikten sonra gitti de görüyorum, daha ışıl ışıl oluyor fuarımız. Daha Bodrum'a yakışır oluyor. Bugün de burada İstanbul'dan, Kıbrıs'tan, Dubai'den, Aydın'dan, Didim'den, Muğla'dan, her yerden katılımcılar var. Ben katılım yaptığınız için gerçekten teşekkür ediyorum. Emeğiniz boşa gitmeyecek. Vesa gruba da ben teşekkür ediyorum arkadaşımıza. Gerçekten de Bodrum için ayrı bir imar yönetim tarzı herhalde gerekiyor. Bodrum'u korumamız için. Bodrum'u normal mevzuatlarla yönetmekte zorlanıyoruz. İmar durumunu. Biz dün mesela kaçak yapılarla ilgili belediye başkanımız, ekibimiz, jandarmamız, milli emlak, emniyete toplantı yaptık. Ne yaparız diye, ne yapıyoruz derken de zorlandık. Yani ne yapacağımızla ilgili hala zorlanıyoruz. Çünkü mevzuatın bazı kısımları süre alıcı. Kaçak yapılıyorsa yıkılması lazımdır. Bu bir ciddi süre alıyor. Mesela kaçak yapıysa belki bir ayda eski haline dönüşmemiz lazım o toprak parçasını. Biz kaçak yapıya karşıyız. Kimsenin kaçak yapı yapmasına izin vermeyeceğiz, vermek istemiyoruz. Ruhsat alınmış, izlenmiş binalara yapacaklarımıza da saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Gerçekten de onlar bizim için çok değerli. Onlar hak ediyor ama kaçak yapanlar hak etmiyor. Yani onu da burada söylememiz lazım. Bodrum'u korumalıyız. Bodrum güzel olursa, Minas güzel olursa, Didim Kuşadası güzel olursa bu coğrafya hepsi güzel olur. Ben İdeal Fuarcılığa teşekkür ediyorum. Fuarımız hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Evet, bir de bir konu. Metin Bey güneş enerji sisteminden bahsetti. 150 metrekarelik bir evde kaça mal olacak? Onu bize söyleyebilecek mi bilmiyorum. Ha? Nereye gitti Metin Bey? Ha? Müşterisi çıktı. İyi ki çıktı ama herhalde söylemeyecekti değil mi? Ha? Hadi kolay gelsin. Sayın Kaymakamımız Mustafa Çil Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi
kurbanımızı kesmek üzere değerli protokolümüzü ve katılımcılarımızı sahneye davet ediyorum. Evet sevgili dostlar, 5.sü düzenlenen fuarımızda şimdi Bodrum Kaymakamı Recep Karakaya ile Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları ile Milletvekili Partisi İlçe Başkanı ile Başkan Yardımcımız Ahmet Yılmaz Hamur'da onunla standı geziyor. Bakalım neler anlatıyorlar.
Sayın Kaymakamım, şimdi Anadolu'nun günlük kullanım olan malzemeleri, ahşaptan, ağaçtan olan malzemeleri şu anda büyük işletmelerde, büyük lüks yapılarda dekoratif amaçlı kullanılıyor. Bodrum'da, ne diyorsunuz? Bodrum'da değil mi? Bodrum'da pek çok yerde artık koca koca milyar dolarlık villalarda biz bu anadan, atadan gördüğümüz hamur teknelerini yapıların içinde görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Biz buralarda yaşadık. Bu teknelerin olduğu zamanlarda ya da köyde. Değil mi? Tokat'ta. Bizim köyümüzde de, bizim evimizde de vardı. Vardır Anadolu'nun her yerinde. Vardı evet. Ama burada artık şey, en lüks konutları süslüyor. Ya da bahçede, nereye? Bahçeden mi konut neresi? Nerede sergileyeceğiz bunları? Efendim bunlar ya da villa içerisinde, villa, salonlarda da olabiliyor. Salonlar. Bahçe düzenlemelerinde de olabiliyor. Her türlü yerinde kullanıyorlar. Eskiye gittik. Değişik bir duygu aslında değil mi? Evet, doğru. Beşiği de salladınız. Yattınız mı efendim sizler bu beşiklerde? Tabii tabii. Çocuğu salladığımız beşikte. Biraz da büyüğünde herhalde yattık. Biraz da büyüğünde. Akşam böyle. Olsun ama. Ama çok güzel uyuyor. Sevdiği yerdeyiz. Matkap. Kullanmıyor fakat evlerinde eksik etmedikleri yegane malzeme sanıyorum. Efendim kurum yetkilisine bir soru soracağım. Bizim Türk milleti özellikle erkeklerimiz evlerinde kullanmayacakları matkaplardan niye ısrarla alır evlerine koyarlar? Bir evin vazgeçilmez aksesuarı ama kullanmaya gelince ne diyorsunuz Sayın Kaymakam Bey? Erkin. Kullanıyoruz da kullanmasa da alıyoruz yani yapacak evet, bir şey yok. Evet enteresan. Baksana bak hemen çalıştırdık şunu şöyle. Ne ters değil mi? Nerede? Şurada mıydı? Bak çalıştı herhalde bak. Ters ya. Yüz ve ters. Bence şey diyor bize. Böyle bizi çekiyor. Şimdi bir cazibesi var. Çekiyor. En yoğun sattığınız ürün bu mu? Genel olarak. Evet. Genel olarak. Niye böyle bir şey var? Ama şey iş alanında, çalışma alanında da ya çok pratik. Ya çalışanları zaten biliyoruz da çalışmayanlar da alıyor. Dürüst olalım. Her evde var bunlardan. Tamam, kullanmadığımızı mı şikayet ediyoruz? Ay kullanmadan alma duygusunu merak ediyorum. Kullanmayacaklar da alıyor. Ya şey için yapıyoruzdur onu. İşe yarayan erkek. Aa, enteresan bir şey. İşe yarayan erkek modeli ya. Şey de var. Peki. Bu var yani. Tabii yani. Peki. Yani alma duygusu var ve de şey. Yani
Yani eşya almak şeyi var. Ama şey, genel şeyinizde de var. Erkeklerin bir elektronik bir eşya bize genel aletlerle ilgili. Genel anlamda bir merakımız da var zaten. Öyle bir merak var. Eskiden de mesela balta zamanında şey... Her evde balta olurdu. 3-5 tane balta olurdu yani. Kullan kullan. Yeter belki ama evet. Daha fazlası vardı. Yani onu doğru. Şey, belki. Bunu sorgulamıyoruz. Olsun biraz. Evet, aslında enteresan bir yeri buldular. Çok özel bir şey söyledi biraz önce beyefendi. Dedi ki işe yarıyor algısı belki. Evet, onu alınca bu evin her işini yapıyoruz duygusuyla mı hareket ediyorlar? Çok bir vurguydu. Evet, kahvesini de aldık. Yani şu anda en az bir kahve molası veriliyor sanki. Hadi bakalım. Benim gereken standı. Evet, o ev gelecek ev aklımda. Asıl benim gereken standı oraymış ya. Efendim, misafirleriniz var. Ne ikram edeceksiniz? Neyiniz meşhur? Kaymakamımıza latte ikram edeceğiz. Soğuk, kendisi onu seviyor. Evet. Bakalım diğer büyüklerimize de soracağız. Bakalım ne içerler. Efendim, hoş geldiniz. Ne içersiniz? Efendim, bize bir kahve molası veriyoruz. Belki sonra ikinci bir parti sizinle beraber oluruz.